Selamun aleyküm arkadaşlar, güzel dostlar. Güneşli bir Romanya'dan selam olsun. Neredeyim? Oraydı ya, Macar'a 5 kilometre bura. Maşallah dedi, 6 ay yaşamaz diyorlar. Gene de gülüyorum. Benimki 6 gün yaşamıyor. Bir de bu corona mı, korona mı? Her ne zıkımsa o çıktı, gülüyorum da. Aman. Olağanüstü hal ilan ettiler Romanya'da. Az önce kaldığım pansiyon burası da. Resmi daireler kapandı. Sadece internet, online üzerinden işlem yapıyorlar bankalar falan. Bölgesel bir olağanüstü hal. Macar kapattı zaten. Avusturya aynı şekilde. Tabii tırlara serbest. İhracat, ithalat yapanlara. Otobüsler yok. Dolmuşlar yok. Arabanın plakasını değiştirip günü gelmişti. Geçici plakaydı bildiğiniz gibi, kırmızı plaka. Gerçek plaka alacaktım. Burada hepsi günle oluyor yani. İstediğiniz gibi alamıyorsunuz. O da bizi buldu arkadaş. Arabayı buraya bırakacağız. Burada ne bekliyorum onu söyleyeyim. Tır bekliyorum arkadaşlar. Araba yolda geliyor. Bunu buraya bırakacağım. Eşyalarımı aktaracağım tıra. Artık bunu burada ne zaman olağanüstü hal kalkar, biz de o zaman geleceğiz, arabamızı alıp Avusturya'ya götüreceğiz. Hepsinde yazdırdıydım. Bihor, yani şehrin, eyaletin ismi BH. Kırşehir Eda, kızımın adınaydı. Nasip değilmiş. Artık 10 gün sonra mı olur, 20 gün sonra mı olur, 1 ay sonra mı olur, alıp gideceğiz. Plaka olmadan, geçici plakayla ülke dışına çıkaramıyorsunuz Romanya'da. Yani bütün ülkede böyledir. Yani dünyanın her yerinde aynıdır. Bir tane DAF'ım vardı. Bildiğiniz üzere benim gittiğim yer akrabam, aile şirketimiz. 3 tane arabamız var. 4'tü, 3'e düştük. Volvo vardı 500'lük, 440'lık Scania, bir tane MAN vardı TG. Tabii ben DAF'tan başkasına binmem dedim. Sağ olsun Dezoğlu kırmadı, beyaz DAF aldı bize. 9 ay yattık, 9 gün bekleyemedi. Araba boş yatıyor dedi, bir şoför arkadaşa vermiş. O da Avusturya oturumlu Türk. Aynı gün devirdi arabayı. Buna da bir yaklaşık 20 gün oldu, size bahsetmedim diğer videolarımda. Zaten adam gibi video yaptığımız yok da. DAF gitti arkadaşlar. Tabi mal canın yongası, arkadaşın canına bir şey olmamış önemli olan. Bir kol falan kırık. Arabayı Viyana'yı bilenler bilir, Grossmacht'tan alıyor. Daha yarım saat sonra geri telefon atıyor, ben devirdim arabayı diye. Dedik yapacak bir şey yok, her şey nasip kısmet. Şimdi 500'lük Volvo var. Siyah, füme gri, koyu gri. Bir de 440 beyaz Scania var. Bakalım nasip hangisine olursa. Biliyor musun, ben hep beyazları severim de 440'da bek düşük olur ya. Biz yine 500'lük Volvo'ya, Volvo'yu da sevmem de. Herhalde 500'lük Volvo'ya alacağım günme de geliyor. İkisini de bir göreyim, daha görmedim arabaları. Mana zaten bilmem. Hani diyorlar dünyada man, ahirette iman diye, yalan, inanmayın. Ahiret kısmına inanın da dünyadaki mana inanmayın. Yine gülüyorum ya. Ne yapayım arkadaşlar. Hollanda Amersfoort'tan Mevlüt abimin tesbihi gene burada. Adnan Koçlar gene teyipte. Redkit şapkamız arkada duruyor. Görebiliyor musun buradan, bilmiyorum ki ya. Aman şapkası da batmayaydı değil mi? Ha, kaldığım yerde burası arkadaşlar. Teybi kapatıp aç, unutmayız ya. Garip ne yiyorsun lan? Gel lan patates yiyeyim uşak. Burada et ürünleri yiyemiyor. Ne bak. Yiyemediğimiz için de böyle takılıyor. Biz anahtarı nereye attık lan? Şimdi içeri gireceğim. Bizim Jaguar'ı açık unutacak burada. Daha kırmızı plakayla duruyor.
Neyse bakalım arkadaşlar. Bir durum bilgisi vereyim dedim. İşler böyle. Araba dediğim gibi Türkiye'den geliyor. Burada servis falan pahalı olduğu için Avrupa'da, Türkiye'de yapıldı araba. Toparlandı. Ufak bakımları yapıldı. Oradan da yük aldı geliyorlar işte. Arabayı ben alacağım burada. Herhalde Macar'dan yükleyeceğiz. İtalya çalışıyorduk biz. Avusturya, İtalya. Sabit. Termokin de olsa. Gıda taşıyorduk. İtalya'da da bu virüsten dolayı giriş çıkışlar sıkıntılı. Ekonomik kriz orada da buldu beni la. Vardığım yer kuruyor. Kurudu kuruyası canın yer. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Herkesin yolu açık olsun. Allah kimseye kaza bela vermesin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tırcır Etkit yakında yola devam. İnşallah çarşamba günü araba burada. Çarşamba günü ya Allah bismillah diyeceğiz. Başlayacağız. Millet koronadan kaçıyor. Ben bitleneceğim neredeyse. Buraya da bugün geldim. 3 gündür başka bir pansiyondaydım. Virüsten dolayı oteller, pansiyonlar da kapalıydı. Yer de bulamıyorsunuz. Ölmekten ne kadar korkuyor bu gavurum inşallah. Bir görseniz alkol banyosu yapıyorlar korkudan. Hadi bakalım. Her şey gönlünüz olsun. Bal kızın da selamı var size. Arkamda duruyor. Kendinize iyi bakın güzel dostlar. Görüşmek üzere.